Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde bu telefon tutacağını öncelikle nasıl modelleyeceğiz? PowerPoint üzerinde. Sonrasında da Fusion 360'ta nasıl modelleyeceğiz? Ona bakacağız. Ben şöyle bir şey yaptım. İnternetten böyle bir resim buldum. Solda gördüğünüz gibi. Bu bir telefon tutacağı. Çok basit aslında. Bizim yapmak istediğimiz bu telefon tutacağını bizim optimizasyonla, topoloji optimizasyonla yeniden tasarlamak ama initial design space yani başlangıç tasarım alanını biz kendimiz belirlememiz lazım. Ben şöyle bir şey düşündüm. İşte bunu X, Y, Z hani koordinatları diye düşünürseniz X ve Y'de sadece iki boyutlu bir şey alalım. Bu iki boyutlu cross section'da şuraya alacağız sadece ve sonra extrude edeceğiz diye düşünün. Yani aslında iki boyutlu bir tasarım yapacağız. Geri kalan extrusion olacak. Bu sadece hem ödev gördüğünüz için hem de yani burada göreceğiniz optimizasyon için olacak ama bunu üç boyuta da uyarlayacağız daha sonra. Yani MATLAB üzerine göstereceğim özellikle onu. Fusion 360'ta zaten üç boyutlu şekilde yani bunu sadece burası değil de üçüncü boyutta da dizayn alanı varken nasıl yapıyoruz onu daha sonra göstereceğiz. Geçen seneki ders videolarında da zaten bunun nasıl yapıldığı var. PowerPoint üzerinde yapmamız sebebi aslında bunun üzerinde ölçümler alıp güzel şekilde initial design space'i belirleyebiliyorsun. Yani çok basit, kaba taslak bir taslak oluşturmak için. Ben ne yaptım? Bir tane resim aldım telefon için. Kendi telefonum bu arada şey, şöyle bir Samsung. Bunun uzunluğu 170 milim ölçtüm. Kalınlığını da 1 milim, şey 10 milim ölçtüm. 1 santim yani. Biraz ince bir telefon bu. Sizin iPhone'lar falan biraz daha kalın olabilir. Ona göre burada bir tasarım geçen sene oluşturmuştuk biz. Şu 60'a 60'lık bir kare oluşturdum. Telefonda gireceği şuraya gördüğünüz gibi bir delik oluşturdum. Bu arada şu 60 mesela direkt şu çubuğun şeyin uzunluğu, kenarın uzunluğu 6 santim. Onu da nasıl görebilirsiniz? Bu şeyde PowerPoint üzerinde, tabii bu İngilizce ama sizde de olur. Shape format şuradaki en sağdaki şeyde width ya da uzunluk 6 santim gösteriyor bakın. Yani siz çizdiğiniz çubuk uzunluğunu, genişliğini aslında PowerPoint üzerinde ölçtüğünü verebiliyorsunuz. Height ve width'le. Dolayısıyla ben bununla işte 60, 60 olacak şekilde gerçek ölçülerde bunu oluşturmaya çalıştım. Telefonu da 170'lik bir ok çizdim önce buraya. Telefonu ona göre büyüttüm aslında. Tam şu üstü buraya gelecek, altı da aşağıya gelecek şekilde. Şurada bir ok var gördüğünüz gibi. Bunun boyu 17 santim. Yani 170 milim. Bu şekilde hani PowerPoint üzerinden kaba taslak bir şeyler oluşturabilirsiniz hızlıca. Şimdi size gönderdiğim telefon tutacaklarına baktığınızda telefonu koyarsanız özellikle telefon tutuyor. Hiçbir sorun yok. Özellikle devrilme konusu önemli. Devrilmeyi de nasıl karar veriyoruz? Telefon ağırlık merkezi ortası. Ortasına kadar 170'in ortası işte ne oluyor? 85 mi? 85'lik bir ok çizdim buraya. Tam ortadan aşağıya bir kesikli çizgi attım. Benim telefon tutacağımın son noktası bu kesikli çizginin dışındaysa telefon devrilmeyecektir. Ama hangi durumda? Telefon serbest durduğu durumda. Tabii hepimizin telefonları dokunmatik. Bunu serbest dururken basmak istediğinizde elinizin kuvvetini özellikle genelde şuraya uyguluyoruz. Sola doğru bir kuvvet uyguluyoruz. Ve bu kadar azıcık bir şey dışarıda kalırsa bu devriliyor. Yani ben bunları telefonumu koyduğumda kullanırken elimle bastığımda buraya özellikle hani biri arıyor mesela atıyorum. Ya da telefonun ekranını açmak istiyorum. O zaman devriliyor işte. O yüzden bu dersimizde geçen senekilerden farklı olarak biz bunu biraz daha büyüteceğiz. Devrilmesini biraz daha parmakla dokunduğumuzdaki o kuvveti de engelleyecek şekilde. Yani devrilme noktasını belki hani şey düşünebiliriz. Üçte ikisi bu sefer düşünüp biraz daha yükseltebiliriz bunu. Nasıl yapacağız? İşte şunun uzunluğu ben burada bakın yazmışım. Sizde de gözükmüyor. Bende de zor gözüküyor. Ama 8,5 diye görüyorum. Bunu biz mesela 3'te 2'si dedik ya işte %70 3'te 2'si ne yapar? 3'e 2 ile çarpsak. %15. 115 mi dediniz? Tamam 115 yapalım bunu. Ups. Tabii 115 Hayır. olmaz. Şey milimetre 11,5 yapacağım. Alın. Çok iyi. Bu nokta alacak o zaman. Tamam. Bu tabii aşağı doğru uzadı. Ben bunu biraz pardon. Şurası. İnanamadım. Şöyle tam altından şuraya kadar uzatırsam. Onu da şöyle alırsam devrilme noktam burası gibi düşünebilirsiniz. Yani kısacası ben telefonumu şu 60'ı özellikle bunun dışına kalacak şekilde uzatmam lazım. Yani o da işte aslında 8 yapsam olur mu? Ya da 8'i de. 7 bile olur ama yani küçük tutmak da önemli çünkü üretim sırasında çok fazla vakit harcanıyor. Yani malzeme ne kadar az kullanırsak o kadar iyi. 8 değil de belki 7,5 düşünebilirim.
Tabi bu sefer de şöyle bunun üstünde bir yere bastığınızda yine devrilme isteği oluşacaktır. Ama biraz daha aşağıya basarız artık. Hani Yıkacağız. 7,5 nispeten iyi. Şimdi şuradan başlattım 7,5. Şunu da buraya kaydıracağım. Şunu aslında. Şöyle. 7,5'a 7,5'luk bir kare düşünüyorum. Hani 7,5'a 60 da yapabiliriz ama biraz daha yukarıda uzatayım diyorum. Hani öyle bir şey yapalım. Bunu da 7,5 yapacağım o yüzden. Ya bu ilk tasarım alanı tamamen sizin özgürlüğünüzde. Hani bu bahsettiğim şeyler hep benim kafamda kurduğum plan. Sizin de mühendis olarak ya da işte tasarımcı olarak kafanda kurduğunuz şeyler olacak. İlk tasarım alanı. Ve her kişinin farklı fikirleri olur bu başlangıç tasarımını belirlerken. Dolayısıyla bir sürü farklı tasarım çıkacaktır. 7,5 dedik. Şunu büyütelim. Şimdi ben bu 7,5'u yaptığımda şöyle bir şey planlamıştım. Telefonum hani tam ucunda olacak şekilde altı girsin. Ve bu arada telefonu en iyi eğimi şöyle. Tam dik de tutabilir tabii bu. Ama sizin görebileceğiniz şöyle düşünün. Yani tam dik bakmazsınız. Genelde şöyle biraz eğersiniz telefonu. Dikle 30 derece açı yaptığında optimal bir şeyi var. Hatta bununla ilgili çalışmalar da var. Yani pedagojik mi diyorlar artık onu? Ne diyorlar? Telefonun en iyi bakma açısı nedir? 30 derece nispeten uygun. O yüzden ben şuradaki açıyı 30 derece olacak şekilde şunu belirledim. Bu eğimi tutacağım o yüzden yine. Şunu şuraya alacağım. Yukarıya buradan taşıyacağız aslında. Ve böyle şunu da aynı açıyı tutacak şekilde kaldırayım. Şu şekilde. Biraz da şöyle bir problem gördüm tasarımlarda. Şurayı ben 1 santimetre aldım. Yani 10 milim. Benim telefonum çok ince. Söyleyeyim size. Kılıfı kalın olan ya da daha kalın olan telefonlar var şu anda. Dolayısıyla 1 milim çok ince oluyor. Onu bir artırabiliriz. Ama benim sağ tarafta mesela şeyim kısıtlı alanım. Bunu içeri doğru artıracağım. Şuradan belki artırsam şöyle kurtarır. O yüzden şunu göstereyim. Bakın 1 santim almıştım şeyin genişliğini. Belki bunu 15 alsam. Tabii ki 1,5 almam lazım. Hep milimetre santim şeyi karışıyor. 1,5 alsam. Ve bunu dışarısı yine burası olacak şekilde şöyle ayarlasam. Biraz şöyle içeriye geldi. Yani şu aralık merkezi kaymayacaktır. Kaydı mı dedin sen? Tamam. Neden kayıyor? Altı ilerler hocam. Telefonu biraz sola aldık. Ha, evet doğru. Telefonu sola aldık. Bak orayı ben şimdi düşünmemiştim. Çok doğru. O zaman nasıl yapabiliriz? Alanımız var mı hocam? Alanımız var mı bakalım. Şu kırmızıyı aslında taşısam şöyle anlarız, değil mi? Var. Şöyle bakalım. Şunu da taşıyalım. Evet çok ucuna denk geldi. O kötü oldu. Eğimi azaltmak şey problem. Telefona bakalım. Çok rahatsız ediyor bakmak. Yani dik olduğunda 30 tutmaya çalışalım. O zaman sağ taraftan uzatmayı düşünebiliriz. Ya da yukarıdaki mesafeyi mi? Şunu azaltabilir. Tamam. Efendim? Sağ tarafa büyüteceğiz gibi de. Şöyle bunu genişletmem lazım mecburen. Telefonun önündeki kısım kalıyor ya. Alttaki kısım. Ne diye diyorsun? Telefon aynı pozisyonda bir kalsın şöyle. Yok o aynı kalacak da 60 derece yazıyor ya. Evet. O kısım zaten telefon görüşüne engelliyor ya. O Evet. kısmı direkt alsak. Tamam atalım. Şurayı diyorsun. Evet. Ben şunu bir geri alayım şuraya. Öncelikle. Açıyla oynasak da çözecek ya. Tamam, çok şey şimdi 6.000. Açı kesinlikle çözer ama biz açıyla oynamak istemiyorum ben. 6.500 santim ya. Telefon şu an daha küçük. Telefonu Evet. koyunca arkaya doğru bir yatma olacak zaten. Açısı değişmiş şey olacak. Evet ama işte büyük 6.500. telefonda yatma olmayacak. Küçük telefonda olacak. Daha yatması daha iyi aslında. Çünkü 35 falan belki daha iyi olabilir. Neyse şimdi bunu ne dedik? 1,5. Biraz sağa doğru genişleteceğim. Sorun olmaz. Şöyle alalım. Yok böyle alamayız. Çok ucunda kalır değil mi? Şunu bir şöyle alalım. Şunu bir şöyle. Şöyle yapalım ya. Alt tarafı 80 yapalım. Şunu. 0,5'te sağa genişlemiş olsun. Yani 8 yapalım. Kayboldu. Şey, sıfır yapmalıyız aynen. Artısı. Hayır, 0 zaten. Şunu 8 yapacağım. Oldu mu? Heh, tamam. Sağa doğru biraz güzel. Bu beni kurtarır. 80 yapalım bunu. Hatta şuraya 80 diyelim.
Bu arada bunu farklı kaydı istemiyor olacağım. Biraz şey yap. Yani, kopya diyelim. Kontrol Z'de hepsini diyor geri alalım. Bu kadar alabilirim. Neyse. New slide. Bir önceki senenin slide'ını bozdum. Kalsın. Şuraya paste diyelim tekrar. Tamam, buradan devam edelim. Burada da tamam, şimdi bunu aldık. Şunu buraya gelecek şekilde ayarlayalım. Şöyle. Yukarı almam lazım biraz. Nispeten böyle yani. Çok çok fazla detayına girmeye gerek yok. Hani bu burası taslak. Not defteriniz bile olabilir bu yani. Hani cetvelli ölçüp kağıda da yapabilirsiniz bunu. Bu şey değil. Burada mesela yukarı çekerken bunu biraz sağ kaydı. O da şundan dolayı, şu width 0,08 gözüküyor. Bunu sıfırlamam lazım. Şunu da böyle 7,5 yapmıştım. Şöyle 7,5 yapalım. Tamam. Üstte 7,5, sağ 8, aşağıya 80 oldu. Şunu da 75 diyeyim o yüzden. Çünkü işte 75. Nereye gitti? Niye kaybediyorum var? Fotoğrafı Ha şey, mumlukum açık değilmiş. 75 diyelim şöyle. Tamam. Şunu da şöyle alalım. Hocam işte o kadar uzatmaya gerek var mı? Yok ama geometrinin kolay olması bizim için önemli. Özellikle burada önemli değil aslında ama MATLAB'a koyarken daha böyle kübik geometriler işimizi kolaylaştıracak. Bunu da oraya geçiş yapacağımız için Sonradan yaparız yani. aynı. Burada da o yüzden bununla devam edelim. Hani yoksa burayı tamamen silebiliriz. Bu arada bu yükleniyor arkaya vereceğimiz için ön tarafın aslında şurası boşalacak tamamen. Onu öngörüp tamamen silip de devam edebilirsiniz. Yani sorun olmaz. Ama biraz şurada çıkıntı olsun istiyorum. Telefonu biraz tutsun işte. Tamam, bu güzel gibi böyle. Şimdi bunu Fusion 360'ta modelleyelim. Ve ölçüleri de buradan direkt alacağım aslında işte şunun. Mesela şunun ölçüsünü buradan görebiliyorum. 2,94 gibi bir şey. Yani 29 minim alacağım sağa doğru. Sonra bunu çekeceğim aşağıya gibi düşünebilirsiniz. Fusion 360'ı açacağım. Orada da benim geçen sene modellediğim şey var. Yani şöyle görebiliyorsunuz. 60-60'lık olan bu. Bunu biz düzenleyeceğiz. Ve bu seneki haline getireceğiz aslında. Şimdi burada ben bir resim ekledim. Bu font stand'i. Şu insert'ten ekleyebiliyorsunuz. Şuradan. Resim ekleyip burada. Bunu düzenlemesiyle ilgili video geçen seneden var. O yüzden burada detayını göstermeyeceğim. YouTube'dan bakabilirsiniz nasıl eklendiğini. Çok da elzem bir şey değil zaten. Şimdi şu sketch aşağıda. Şu aslında resim ekledikten sonraki sketch benim şeyim. Girebilirsem. Edit. Sketch diyelim. Modelimin ölçülerine sahip şöyle. Bunu biraz güncelleyelim şimdi. Şu 60'ı 80 yapmıştık. 80 diyelim buna. Tabii 80 tamamen sağa doğru değildi. Kaydırmamız lazım. Telefonu kaydırabiliriz belki şöyle. Şunu da uzunluğunu girince onu ne kadar kaydıracağımızı anlayacağız aslında. Şurada 25 girmişim buna bakın. 29'a uzattım bunu ben şimdi. 29. Zaten hepsi otomatik kayıyor. Ben bunu parametrik yaptığım için. İşim kolay. Bir de şu 10 milimi 15 yapacağım. Biraz kanlaştırdım hatırlarsanız. Hangisini? Solda 60. Heh, çok güzel. Bir de bunu 75 yapalım. Boyutları belirlemiştik. Telefonu da onun üzerine kaydırabiliriz. Canvas şuradan galiba edit. Canvas dediğimizde evet aynen. Şöyle sağa doğru. Bir de şöyle yukarı doğru. Biraz alırsam. Evet. Şey kayıyor. Kare kare kayması kötü. Acaba şunu tutsam? Heh, evet güzel. Bununla böyle kayıyor. Şöyle bir şey oldu şu anda. Tabii 75-80 yaptım. İlginç olan kısım şurası çok geniş kaldı. Acaba ölçü yanlış mı ayarladım ben? Ama tekrar gitsem. Uzatmadık ya. Fazla yukarıda oynuyor şey. Gücüm. Telefonu fazla yukarıda oynuyor. Ha, şunu aşağı indirmedik değil mi? Hayır. Tamam. Şimdi Aynen. Çok doğru. Teşekkürler. Bir de ona bakalım. Bunun boyu kaç olacakmış ona bakalım şuradan. Tekrar sunuma gideyim. Şunun boyunu ölçebilirim. Kaçmış? Gerçi height'la width'i beraber verdiği için şu an ölçemeyeceğim galiba onu. Şunu tek veriyor. 11,5 0. Bunun ise 35'e 5,74 beraber vermiş. O kötü. şimdi tam derece üçgen çizgi hocam.
Yatayın iç katı yapıyor o uzunluk. Yatayın şunu mu diyorsun? Yani 30'un kaydı. 30'un karşısının iç katı. Doğru. 30 derece olduğu için öyle ayarlayabiliriz. Hayır. O zaman şu boya şöyle bakabilirim ya. Bunun boyu 4.33. Çevirince şöyle. Yapmıyor. İlginç. Şu kırmızıyı iyi ayarlı. Çünkü kırmızının boyunu 11.5 verebiliyor. Aşağıdan Yanlış. şöyle yapsam değişecek mi? Ha. Hocam Elle şimdi şu sürükleyince değişiyor bakın. Ama böyle 11.5. Ben bunu mesela 6 yapayım. 65 yaptım. parantezi değiştirebiliriz. Aslında orada da deneyebilirim değil mi? Doğru. Ama şunu bir deneyeyim ben merak ettim. 6.5 yaptığımda. Tam 6.5 ya. Valla tam 6.5'muş şansım. 6.5 güzel. Bunu geri alalım. Tamam. Fusion'a gideyim bir 6.5 girelim şunu. Yanlış yerim girdi. Evet, telefonu okey'e basıldık. Ha, o yüzden Telefonu telefonu geri aldı. Okey'e basmam lazım. Şimdi tekrar taşıyayım şuraya. Yani telefonu şöyle tutacağım gibi. Okey bir basayım. Enter. Sonra şunu. Ne dedik? 6.5. 65 yani. Evet nispet. Hatta biraz daha derinleştirebilir miyim? Şurada biraz yer var. 66, 67 falan. 66 yapalım. Biraz daha derin olsun. Tamam. Şimdi güzel oldu. Şimdi ben bu modeli bitirdiğimde Finish Sketch diyelim şuradan. Artık hazır. Tabii Extrude yapmak için şuna tıklıyorsunuz. Ve Extrude ediyorsunuz. Benim Extrude'um var şu anda. Şu altta bu arada ağacı görebilirsiniz. Şurada Extrude. Bunu bir edit diyeyim ben. Şeyi göstereyim size. Bakın bunun Extrude'unu dönüşü nasıldı? Döndürmeyi hatırlayan var mı? Nasıl döndürmüş? Shift'le. Şuradan döndürmek zorunda değil mi? Bunun Extrude'unu arkadaşlardan çok ince yaptım. Şimdi bunu çok kalın yaparsanız üçüncü boyutta da malzeme boşaltır. Ve bize şey yapar böyle. Üç boyutlu boşaltılmış malzeme verir. Biraz daha detay olur. Güzel olur ama hani ekleme element üretirken destek yapısı gerekebilir oralarda. Bir de ben iki boyut yapıp extrude ile ilerletmek istiyorum. O yüzden çok ince bir kalınlık verdim. 2 milim. Sağda gördüğünüz gibi. 1 milim bile verilebilir yani. Ben 2 milim vermişim. Dursun şimdilik böyle. Hani 2 milimlik bir extrude yaptım yani. 2 boyutlu yapıyormuşum gibi düşüneceğim o yüzden. Bunu yaptıktan sonra artık geometrim hazır aslında. Bunu Save as deyip buradan kaydedelim. Kayıt da bu arada bu şey yapıyor. Online internet üzerinden cloud'a yapıyor. Benim burada bir Topo Class şeyim var. 2024 Class diyelim. Kendi şeyinize de kaydedebilirsiniz bilgisayarınıza. Galiba şu location'dan mı? Bir yerden yapıyordunuz diye hatırlıyorum ama. Export'la yapıyorsunuz galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan export derseniz bilgisayarınıza alabiliyorsunuz. Ama save as deyince direkt online kaydettiriyor. Çok önemli değil. Şimdi bunu tamamladık. Şu sol tarafta bakın design diye bir tab var. Bu design'dan artık biz simulation'a geçip optimizasyonu gerçekleştireceğiz. Ben burada bu kaydı bir durdurayım. Bir sonraki videoları o simülasyon tarafını yapalım.